Ne yapacağız? Akşam hala dinleneceğiz mi böyle? Vallahi yengeci, benim Münir Başkan'ın kalbini yumuşatacak çok güzel bir planım var. Hayda, benim de planım var. Ya asıl bizim planımız var Dilek'le. Bakın, Münir Başkan'a enfes bir dolma yaptım. Bundan yedi mi asla hayır demeyecek. Ben de börek yaptım. Yengem. Canım yengem, biz senin dolmanı kaçırır mıyız ya Allah aşkına? Sen bize ver bunu, biz yeriz. Bunu. Münir Başkan'a yazık olmasın. Münir Başkan da yazık olmasın, dolmaya yazık olmasın. Ben buraya koyayım, biz yeriz bunu. Hem şey, Münir Başkan'a kolesterolü varmış. Ondan şey yiyemiyormuş, pirinç bulguru yiyemiyormuş. Adam şimdi yaşlı başlı adam, yazık olmasın adam. Pirinç bana, hep yasak bana. Kalbini tıkar kalbini. Hadi ya. He, olsa olsun ya, benim börekler iş görür. O zaman hadi başlayalım. Buyurun hanımların da sırası sizin. Hadi bakalım. Şimdi bak sen süreklerimi unuttun. Bir. Aldın oraya. Götürün. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun ne vardı? Kolay gelsin başkanım öncelikle. Üzerinize afiyet, benim böreğim pek meşhurdur, pek güzeldir de bu sefer Dilek'le yaptık ama tam da buradan geçiyorduk. Dedik ki başkanımıza da bir tepsi börek ikram edelim. Ya buyurun. Soğutmayın, sıcak sıcak yiyin. Sıcak sıcak yiyin ki kalp, yani içiniz ısınsın. Nasıl ya? Şimdi buraya bana börek ikram etmeye mi geldiniz? Evet, Münir Başkan, sırf sizin için geldik. Yani aynen öyle. Ne var canım bunda bu kadar şaşıracak? İnsan belediye başkanına börek getiremez diye bir kural mı var? Hayır yani var da biz mi bilmiyoruz? Hiç. Merhabalar başkanım. Şimdi ben size şöyle açıklayayım başkanım. Bir şey açıklamana gerek yok. Tamam, Seyfettin, al böreği. İşçi arkadaşlara dağıtırsın. Tamam. Sizin de buraya kadar bir daha gelip zahmet edip bir şey getirmenize gerek yok, tamam mı? İyi günler. Ya acaba benim dolmaları mı denesek ha? Ya belki seviyordur Münir Başkan dolma. Veysel, sen emin misin bu plandan? Yani ne bileyim, bana biraz riskli geliyor. Yok ya yenge, ne riskli olacak Allah aşkına, sen korkma. Bak şimdi Münir Başkan buradan geçerken Ecik kaportası sarı görecek, bu kadar basit. Tam da o sırada Allah'ın hikmeti. Biz de şurada mı çıktı? Denk geliyoruz yani. Sonra devreye ben gireceğim. Münir Başkan'ın kaportayı öyle bir düzelteceğim ki değil Ramazan affetmek. Kaportayı bir görsün takribi 15-20 saniye Asuman'a verir. O iş bende ya, rahat olsun. Köpek. Göreyim seni, hiç sende. Sakın abartma oğlum, tamam mı? Ecik boyası sürsün yeter. Gaz fren, gaz fren. Tamam mı? Hızlı hızlı gaz fren. Tamam usta. O iş bende. Siz rahat olun. Hadi bakalım. Hadi. Seyfettin, şuna biraz daha ses versene. Tabii başkanım. Amcaoğlu çarptı. Amcaoğlu koş, koş, koşun. Koşun. Senin yapacağın şey. Başkanım kusura bakmayın, ben gerçekten görmedim. Bir anlık dikkatsizliğime geldi. Ben normalde asla böyle bir şey yapmam. Siz de biliyorsunuz kör noktaya geldi o zaman. Seyfettin tamam oğlum, olur böyle şeyler. Yorma kendini, sakin ol. Tamam. Sıkıntı yok. Aynen ya, sıkıntı yok. Kaporta işi bende. Başkanım siz kaporta hiç merak etmeyin. Ben eskisinden daha güzel yapacağım onu. Ne kaportası ya? Ne diyorsun oğlum ya? Hadi yükleyelim. Araba çarpması oldu ya başkanım. Allah'ın hikmetiyle ben buradan geçiyorken denk geldi. Ve ya kaporta bizim işimiz sonuçta başkanım. Bir dakika. Başkanım. Bir dakika açar mısın? Bir dakika kapıyı açarsak. Bir dakika. Başkanım Allah'ın izniyle hepsini çözeceğiz. Amcaoğlu. Bir dakika. Kaporta işi bende tamamen. Hiç merak etme. Allah'ın izniyle. Bir dakika dur ya. Allah'ın izniyle. Kaportasına bir dur tamam mı?
Motorla fren çalışmadı. Benlik bir durum yok. Fren boşaldı tutmadı. Yoksa ben... Gebertirim lan seni ben! Gebertirim seni ben! Sen bir dakika sakin. Tamam usta, sen çarp dedin çarptım ben, yoksa... Bak hala konuşuyor oğlum. Ben sana öyle mi çarp dedim? Gaz fren, gaz fren demedim ben. Arabaya kafadan girdim oğlum. Usta ne yapıyorsun? Amca sakin ol neyse. Amca oğlum tamam sakin ol lan. Bir dakika dur bir. Daha dur, planlar bitmedi. Daha benim planım var, rahat ol. Ben hazırım plana. Bak senin. Ulan şurayı. Veysel bak sen bu sinirli ama Veysel. Gel şuraya ya. Şş, bana bak bana. Tamam bak sakin ol, bir şey yok ya. Manyak. Yavaş. Şuraya da dikkat et, benim bir şey olmaz. Hayırdır? Niye geldiniz? Yoksa şimdi de güneş enerjisiyle çalışan tekerlekli sandalye mi getirdiniz? He, bu mu başkanım? Yok, bunu hemşire verdi ya Seyfettin için. Gel Seyfettin, Allah otur. Allah razı olsun. Tanrı diye. Dikkat et. Yok yok, iyiyim. Geç. Beline dikkat et. İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Tamam. Bir şey yok. Sağ ol. Şey, başkanım. Ben aslında şey diyecektim başkanım. Şimdi bizim aramızda bazı nedenlerden dolayı görünmez gerginlikler var. Yani bilhassa da Ramazan'ın istemeden de olsa yaptığı şeylerden ötürü... Neyse başkanım, ben şimdi icadımıza döneyim. Şimdi bizim yeni bir icadımız var. Bizim icadımız parmak iziyle çalışan kilit sistemi başkanım. Gelin bu sistemi biz sizin anons odasına yapalım. Sizin ve Seyfettin haricinde ne biri girebilsin... ...ne de aramızı bozacak bir husumet oluşsun başkanım. Nasıl fikir? O biraz zor yalnız, o biraz zor Taner. O var ya ne hınzırdır onun, ne kapı dayanır, ne kilit dayanır. Hiçbir şey dayanmaz Ramazan'a. Seyfettin, bir sus Allah aşkına. Dön önüne. Şimdi başkanım, ya gözünüzü seveyim, müsaade edin ha. Ya bu aramızdaki soğukluğu böyle giderebilmek için... ...biz elimizden geleni yapalım, müsaade edin başkanım. Geçmişe bir sünger çekelim be. Ha? Ramazan gönderdi siz değil mi? Yok başkanım, bizi kimse göndermedi ya. O gönderdi, o. Aklınca siz bana yardım edeceksiniz. O da barışmak için köprüler kurulacak. O börekti, kazaydı, hep bu yüzden değil mi? Ya siz beni aptal mı sanıyorsunuz ha? Ben sizin icadınızı falan istemiyorum, anladın mı? Ona da söyleyin, bu tarz numaraları bıraksın. Boşa da hayal kurmasın. Başkanım ben şey yaparım ben. Tamam, Seyfettin.